Hoş bulduk. Ben Gençler Mesa Kadak. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Siz Türkiye'ye divan edebiyatını sevdiren adam olarak biliniyorsunuz. Peki bir edebiyatçı olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de en çok hangi huy, en çok hangi özelliği sizin hoşunuza gidiyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok naif bir insandı. Onu anlatan bütün kaynaklar zarafetini, nezaketini, profesyonelliğini hiç durmadan övüp dururlar. Bizim bugün modern insanın aslında olması gereken ama kaybettiği özellikler bunlar. O kadar ki gülümsemenin ihtiyacını duyuyoruz. O kadar ki elimizi uzatmanın yahut arkadaş olmanın yahut tanışmanın sancısını çekiyoruz. Tanışmamanın sancısını çekiyoruz. Bütün bunlar içerisinde şiire en yakışan tarafı Resulullah Efendimiz'in terinin gül kokması, kendinin gül olarak sembolize edilmesi ve güle dair ne varsa onun mübarek şahsında kainata hem ıtır, hem renk, hem desen, hem de güzellik yaymasıdır. Bunun için şairler de zaten yüzyıllar boyunca Efendimiz'i anlatacakları zaman gül sembolünü kullanmışlar. Ve sadece şu kadarını söyleyeyim. Resulullah Efendimiz'in terinin birkaç damlasını bir küçücük ıtır şişesinde topladı diye Enes bin Malik'in annesi Rümeysa, Efendimiz'in rühletinden, ahirete intikalinden sonra o kadar itibar görmüştür ki, Resulullah'ın kokusunu taşıdığı için, hani parfüm kokusu gibi boynunda onu taşıdığı için, herkes onu satın almak istemiş kendisinden, herkes ona biraz daha yaklaşmak istemiş, kokusunu özlemiş. Hani Bilal'in yıllar sonra şehre dönmesi ve bir ezan okuması gibi. İstenirse Resulullah Efendimiz'in hayatından her bir sahne şairane bir üslupla anlatılabilir. Her bir sahneden bir şiir çıkar. Mevdiyen Derneği olarak bu yıl biz Peygamberimizi şiirle almaya karar verdik. Peki bu sizin için neler ifade ediyor? Onun için en yakışan sözler şiirdir. Çünkü o sözün Allah kelamından sonra en güzelini söylemiştir. Dolayısıyla onu anlatabilecek sözlerin şiir olması da hiç şüphesiz mutlak bir imanın ve sevginin eseridir. Bu yüzden tarih boyunca pek çok şair gazeller yazmışlar, kasideler yazmışlar, zafernameler yazmışlar, mersiyeler yazmışlar, 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 yazmışlar. Ve bütün bunların üslubu o şairlerin kimliği olmuş. Bütün o şairler şiirlerinden bilinebilir hale gelmiş. Ama yalnızca bir tek şiirde o şairlerin kimliklerinden sıçrama yaptığını görüyoruz. O da naat. Yani naat, Hazreti Peygamber'i öven şiir demek. Bir şair 13. yüzyılda, 15. yüzyılda, 16. yüzyılda yaşamış olabilir. Onun şiirlerinin çıtası yahut da kıvamı, kıratı belirli bir yerde durur. Diyelim ki burada. Ama aynı şair naat yazmaya başladığında çıtası birdenbire yükselir ve tanıyamaz olursunuz. Bu ancak o şairin, Efendimizin sevgisini kalbinde ne kadar biriktiğiyle doğru orantılıdır. Ve bizim coğrafyamız bilhassa Arap coğrafyası ve Fars coğrafyasından ziyade Resulullah Efendimiz'i seven insanların şiirleriyle doludur. Böyle bir zenginlik var iken, böyle bir kültür altyapısı var iken, Hazreti Peygamber'i her yıl şiirle anmak, her yıl Hazreti Peygamber'e şiirler adamak, sadece bir yılla sınırlı kalmaması gereken bir uygulama diye düşünüyorum.